So, welcome everybody. Herkese hoş geldiniz. We are going to talk about this consequences of earthquakes. Deprem sonrası oluşan durumlardan bahsedeceğiz bugün. First of all, I would like to give my condolences to everybody who have lost a friend or a family member, and my sympathy to all who are suffering there. Öncelikle yakınlarını kaybedenlere herkesin başı sağ olsun demek isterim ve aynı zamanda da geri kalanlara da üzüntülerimi belirtmek isterim. Of course, such an incident has a big impact on the population in the country and also on the whole world because it is a big thing. Bu tarz bir olay hem meydana geldiği ülkede hem de tabii ki bütün dünyayı etkisi olmakta. These things always show us how little we are compared to nature. Bu durum bizim doğayla kıyaslandığına ne kadar küçük olduğumuzu gösteriyor. A human being for all the time it has been living has been trying to control nature, but this is very difficult. İnsanoğlu her zaman doğayı kontrol etmeye çalışmıştır fakat bu çok zor bir şey. So we have to be prepared. O yüzden tam hazırlıklı olmamız gerekiyor. But when I was last time in Istanbul, I heard that they already are constructing new buildings to prevent major problems when there is an earthquake. So they are preparing themselves. Geçen sefer İstanbul'a geldiğimde tarz olaylara daha hazırlıklı olabilmek için daha güçlü binaların yapıldığını gördüm ve görüyorum ki böyle bir hazırlık yapılıyor olmakta. So nature is a big thing which we cannot control, but also nature has given us a very big thing which we can control, which is homeopathy. Doğa çok bizim kontrol edemediğimiz çok büyük bir şey. Fakat elimizde bazı şeyleri kontrol edebileceğimiz bir şey var. O da homeopati. So Hahnemann has given us the tools to be able to manage this scientific method of healing. Hahnemann bu olaylarla başa çıkabilmemiz için böyle bir bize bir şey verdi. Bir yol gösterdi ve bir miras bıraktı homeopatiyi. So circumstances like these, they are a big opportunity for homeopathy because we can do a lot in those circumstances if they would give us the opportunity. Yani bu tarz olaylar da eğer bize bu şey verilirse, izin verilirse pek çok şey yapabiliriz, pek çok yardımda bulunabiliriz. Sesim yankılı mı geliyor? Yok, güzel geliyor Sibel Hanım. Yani yankılı geliyor diye yazdılar da. They said there is some echo when I'm speaking. Var biraz ya. Şey, kulaklık varsa mümkünse o engelleyebilir Sibel. I will try to use the cell phone. Yes. Okay, we can. So many pathologies, for to say, many circumstances wherein allopathy has no answer, homeopathy can give a lot of support. Homeopathy, allopathinin cevabını bulamadığı durumlarda pek çok durumda yardımcı olabiliyor. We have seen it also during the pandemic of COVID, how much yani, homeopathy can do. Bunu pandemi de, COVID pandeminin sırasında da gördük. Homeopati ne kadar çok yardımı olabileceği bu tarz pandemilerde. So these circumstances like the earthquake, they are an opportunity for the government to see the possibilities of homeopathy. Yani bu tarz olaylar, doğal afetler de ülke yönetiminin de homeopatinin neler yapabileceğini görmek için bir fırsat.
So I will try to illustrate some remedies that are useful in these circumstances. Bu tarz durumlarda kullanılabilecek bir takım remedileri ben size sunmaya çalışacağım. To know what remedies we can use, we have to understand very well the pathology. Fakat hangi remedileri kullanacağımızı bilmek için patolojiyi çok iyi anlamamız gerekiyor. So as in any case we want to analyze, we start with making a prognosis, evaluating the pathology. Her analizde yaptığımız gibi her zaman prognozu saptamakla başlıyoruz ve bunun içinde patolojiyi mutlaka analiz ediyoruz. If you do not understand the pathology of the patient, then it is very difficult to cure him. Eğer hastanın patolojisini anlayamazsak onu tedavi etmemiz çok zor olur. So therefore also in this situation, when you ask me to talk about the consequences of earthquakes and the remedies that might cure, the first thing I do is investigate in the pathology that occurs. Bu konuda da konuştuğumuz zaman aynı şekilde öncelikle karşımızdaki patolojiyi araştırmayı öneriyorum ve bunu yapıyorum. So I'm talking here about the serious pathologies that appear because of the earthquake. Burada doğal afet sonrası, deprem sonrası gelişen ciddi patolojilerden bahsediyorum. Like the compartment syndrome and the crush syndrome. Mesela crush sendromu gibi, kompartman sendromu gibi. Which are very severe pathologies, but there are remedies that can help in such circumstances. Ki bunlar çok ciddi patolojiler, fakat bu tarz durumlarda da yardımcı olabilen remediler var. Kulaklığı açabilirsem arkadaşlar takacağım da. Of course, we all know the remedies for emotional shock like aconite. Tabii ki hepimiz emosyonel duygusal şoklarda kullandığımız aconit gibi ilaçları biliyoruz. So let's see if I can start with the obvious things. Yani bildiğimiz, aşina olduğumuz şeylerle başlayabilir miyim? Bir bakayım. Do we have this? So we will have to look in ailments from fright. Korku sonrası. So you all know that. Yes. We have people who witness the earthquake. Yani depreme şahit olan insanlarımız var. Who are actually present. Yani orada bulunan ve şahit olan. They are different than the people that live far away and they have empathy, sympathy and they have worries because of what happens. Yani far away. Öyle bizim gibi uzaktan izleyen ve sadece böyle endişesi şeyi yani uzaktan seyreden ve bu tarz daha hafif duyguları, endişe gibi duyguları olan insanlardan çok daha farklı. Orada olup bunu deneyimleyen insanlardan. We have also seen this a few years ago. We had an explosion in the airport in Brussels. Bunu biz Brüksel'de bir havalimanında bir patlama olmuştu. Bunu böyle bir şey biz de yaşadık benzer. Some terrorists had put a bomb. Bazı teröristler bir bomba yerleştirmiş. So there were people who actually were present when other people died. Their corpses were torn apart. Yani tabii orada bulunan insanlar vardı havaalanında. Ölenler, parçalananlar. Vücudunun parçalarının değişik yerlere savrulan. These patients also are in the rubric ailments from fright. Bu insanlar da bu rubrikte. Yani zihin rahatsızlıklardan dolayı korkmak. But they are different than the ones that are far away. You only see it on television. Fakat sadece televizyondan seyreden ve bu olayın dışında olan, uzakta olan insanlardan tabii bunlar çok farklı. So we know that our defense mechanism can be weakened through different causative factors. Ve biliyoruz ki bizim savunma sistemimiz pek çok nedenlerden dolayı zayıflatılabilir. The one we are talking about now is trauma. Şu anda konuştuğumuz hastalık nedenlerinden travma. Physically, emotionally, mentally. Fiziksel, duygusal ve zihinsel.
trauma. The consequence of a causative factor is that there can appear a new layer in the case. Yani böyle bir hastalık nedeninin sonucu şu ki vakada yeni bir katman oluşabilir. Due to the shock, there can be a change in the symptom pattern and a new layer is needed than before. Bu şoktan dolayı hastanın semptom paterninde bir değişiklik olur ve bu semptom yeni bir katmanı oluşturur. So the people who are very nearby and are physically present in such a accident or whatever, they are more likely to make a new layer than the ones that are far away. O yüzden bu tarz yani esas yerinde bulunan insanların ve bunu yaşayanların yeni bir katman oluşturma olasılığı çok daha fazla daha uzakta olanlarla kıyaslandığında. So when we talk about ailments from fright and we look at aconite for instance, these usually are the people that are nearby, not the ones that live far away. O yüzden biz bu rubrikten bahsettiğimiz, yani bu rubrikte var olan mesela akonitten bahsettiğimizde biz orada şahsen bulunup bunu yaşayan insanlardan bahsediyoruz. So we all know the symptoms of aconite with the anxieties and the palpitations and the flushes hepimiz of blood. Akonitin semptomlarını biliyoruz. Anksiyete, kalp çarpıntısı. So aconite affects the circulation and the nervous system. Akonit dolaşımı ve sinir sistemini etkileyen bir ilaç. It excites the circulation and the nervous system. Excites sinir sistemini ve dolaşımı etkiliyor. Hızlandırıyor. Let me see if there's So therefore they have these palpitations, restlessness, anxieties because the excitement in the system. Ve bundan dolayı da bu anksiyete, çarpıntılar gibi şikayetleri oluyor. Bu tamamen bu iki sistemdeki uyarıdan dolayı, aşırı uyarıdan dolayı. So you see extreme excitability of nervous and vascular system. Buradan görüyoruz ki genellerde sinir ve dolaşım sisteminde aşırı bir ekstabilite yani bir uyarı. So this is what you look for in an aconite case. You will see this excitement of the nervous system and the circulation. Akonit vakasında bunu göreceğiz. Sinir sisteminde ve dolaşım sisteminde bir uyarılma. And this is because of the fright, the shock. Ve bu korkudan ve şoktan dolayı oluyor. They often also have numbness and tingling. Çoğunlukla bu insanlarda uyuşukluk, uyuşma ve karıncalanma olur. So the excitement of the nervous system gives this numbness and tingling. Sinir sisteminin uyarılması bu karıncalanmayı ve uyuşukluğu veriyor. And it is very interesting because if you read the original proving in Hahnemann's Materia Medica, he already writes symptoms like after a fright. Ve bu çok enteresan çünkü Hahnemann'ın yazdığı orijinal provinglerde korku sonrası gelişen olaylar diye okursunuz. So in aconite also it is the idea of being faced with a possible death. Akonit'te aynı zamanda şöyle bir fikir var. Olası bir ölümle karşı karşıya gelme. A totally different reaction of the organism is the reaction of opium. Ve bunun tam tersine bir reaksiyonu, organizmanın reaksiyonu, opiumun reaksiyonudur. Daha iyi mi sesim acaba? Kulaklık taktım, daha mı iyi? Evet, anlaşılıyor, daha net anlaşılıyor. Tamam. Okay, I put this on my ears, so. Yes. Not good for me, but good for the audience, okay. So in opium, we also have one of the main remedies for ailments from fright, but the reaction is the organism, it turns itself off, they fall asleep. Opiumda akonitum tam tersinde organizma kendini kapatıyor. Uykuya varıyor. So there is a kind of
we can say numbness of the nervous system. Burada şöyle diyebiliriz, bir çeşit sinir sisteminin uyuşması. Opium is one of those substances which Hahnemann describes that have a primary and secondary reaction. Opium'da Hahnemann şöyle bir şey de bahsediyor. Opium'un birinci ve sekonder, birinci ve ikinci reaksiyonu var. Usually we see the primary reaction which is sleepiness, dullness. Genelde biz birinci reaksiyon, primer reaksiyonu görüyoruz ve bu uykuluk, uyku hali, bir çeşit donukluk. Dullness of the nervous system, making the patient insensible. Ve bu sinir sisteminin donukluğu sistemi hissiz hale getiriyor. Dullness of the nervous system is a better expression than numbness. Yani bu aslında sinir sisteminin donukluğu, bu uyuşukluğundan daha iyi bir terminoloji. The secondary reaction is the opposite, the overexcitement. Ve ikinci reaksiyon ise tam bunun tersi, aşırı uyarılma. Hyperesthesia, oversensitive, overexcited and sleepless. Burada hiperestezi, yani hisleri çok daha yoğun hissetme, uykusuzluk, sleeplessness and hyperesthesia and overexcitement ve aşırı uyarılma. But usually you see the first reaction, this is where we have to focus on. Fakat genellikle biz birinci reaksiyonu görüyoruz ve buna bizim odaklanmamız gerekiyor. So where aconite is in an overexcited state and restless, opium can be almost unconscious from fright. Yani aconite çok çok böyle heyecanlı ve uyarılmışken, opium tam tersine donmuş bir şekilde olur. But of course these are the things you can read and hear everywhere. Fakat tabii ki bu tarz bilgileri her yerde okuyabilirsiniz. But there are two examples of a new layer that can appear due to the being present in such a circumstance. Fakat bu tarz bir olayda var olduktan sonra, yaşanılan şoktan sonra meydana gelen iki tane örnek, iki tane katman örneği. The other patients that are further away, they often simply need their chronic remedy repeated. Yani uzakta olan hastalarda çok basit bir şekilde onların kendi kronik remedilere ihtiyaçları olur. Suppose you treat a patient with sepia and the patient is doing well. Mesela diyelim ki siz hastayı sepia ile tedavi ediyorsunuz ve hastanın genel durumu iyi. And there is an earthquake. Ve bir deprem meydana geliyor. Then this is like a shock for the patient, but he will have a relapse in this to the symptoms of sepia he had before. Deprem sırasında yaşadıkları daha önce semptom var olan semptomlara bir düşüş olabilir. Gene sepia'nın ve tekrar kronik remedisi olan sepia'ya ihtiyacı olur. He does not need another remedy. Başka bir remediye ihtiyacı yok bu hastaların. So usually they do not need aconite or opium or any other causal remedy. Yani onlara genellikle aconit, opium veya başka bir sebepsel remedilere ihtiyaçları olmaz bu hastaların. Okay. So we have a rubric general injuries. Başka bir rubriğimiz var. Zedelenmeler, genellerde zedelenmeler rubriğimiz var. So you see the first important remedy here is arnica. Ve görüyoruz ki burada ilk en önemli ilaç arnica. This you all know. Bunu hepimiz biliyoruz. Typical for arnica is that the patient does not want to be approached. Arnica için çok tipik olan şu ki hasta dokunulmak istemiyor. This is especially when they have the sore pains all over the body. Bu özellikle bütün vücudunda ezilmiş gibi bir ağrısı olduğu zaman. Arnica gives soreness in all the muscles. Arnica bütün kaslarda böyle bir ağrı veriyor.
And therefore they do not want to be touched. O yüzden onlar dokunulmak istemiyor. But there is another aspect in Arnica. Fakat Arnica'da bir durum daha var. Arnica, he also does not want to be touched even when there are no sore, when there is no soreness, because he wants to give the impression that he is doing well, he is, has no problems. Yani Arnica'da vücudunda bu tarz ağrı olmadığı zaman bile dokunulmak istemiyor ve iyi olduğunu söylüyor. Çünkü iyi olduğunun bilinmesini istiyor. So they are tricky patients if you see them, because they will give you a wrong impression. Yani o yüzden bu hastalar bize yanlış bir intiba verecektir. They might have an internal bleeding, but they say, I'm okay, and they want to go home. Yani mesela iç kanamaları olabilir ve onlar yani ben çok iyiyim der ve tabii ki eve gider. And they go home and they die. Ve eve gittiklerinde de ölebilirler. So be very careful from the moment you are suspicious of Arnica. Don't trust the patient saying, I'm doing well. O yüzden Arnica ile ilgili bir şüpheniz olduğunda hastayla ilgili lütfen hastaya güvenip iyi olduğumu düşünmeyin. Because it is not true. Çünkü bu doğru değil. Arnica is a very important remedy in these pathologies like compartment syndrome. Arnica kompartman sendromu gibi patolojide de önemli bir remedi. Also in the crush syndrome. Aynı zamanda crush ezilme sendromunda. Because Arnica has a very big action on the microcirculation. Çünkü Arnica'nın küçük dolaşımı yani küçük damarların dolaşımı için önemli bir remedi. So what Arnica does, somebody has a microphone on? Mikrofon açık mı? Kapatabilir misiniz? Ferda. You can close it soon. Okay. Okay. So Arnica, what it does, it takes away, how can I say? Arnica has a big effect on the circulation in the sense that it will promote the circulation where necessary, and it will take away the blood that is too much in other places, for to say. I don't know. Arnica'nın daha yani bir yerde göllenmiş olan kanı toparlamak, orada bir şekilde dolaşımı devam ettirmek, bu oradaki yani toplanan kanı, belli bir yerde toplanan kanı dağıtıp dolaşımı açmak gibi bir özelliği var. We see this very clearly in, for instance, cerebral hemorrhage. Mesela beyin kanamalarında bu çok belirgin. It will dissolve the coagulus and it will make sure that there is enough circulation and oxygen in the parts that need it. Oradaki kanı eritecektir ve başka bölgelere olan başka bölgelerdeki dolaşımı açacaktır ve oksijenlenmeyi de arttıracaktır. So one of the problems that people have that have been under the the stones, is that there might be thrombosis, and Arnica is one of the main remedies to prevent or to resolve thrombosis. O yüzden bu tarz depremde göçük altında kalan insanlardan meydana gelen bu trombotik olaylarda da Arnica çok iyi bir çözüm olur. The other important remedy for this is hamamelis. Bu tromboz için önemli remedilerden bir tanesi daha hamamelis. They took away a rubric apparently. So hamamelis has a big effect on the veins, the circulation. Hamamelisin dolaşıma çok büyük bir etkisi var, özellikle toplar damarlara. And it also can give this soreness, as you can see in Arnica. Ve aynı zamanda Arnica'da gördüğümüz gibi bir ezilmiş gibi ağrıyı verebilir. The bleeding in hamamelis is usually dark. Hamameliste genelde kanama koyu renkli. So it is venous blood. Çünkü bu bir toplar damar kanı.
So this arnica and hamamelis are important remedies for this situation where you are afraid of thrombosis or when there is thrombosis. Bu tarz böyle trombozun olacağı korkusunun var olduğu durumlarda veya trombozun olduğu durumlarda kullanabileceğiniz bir remedi hamamelis. Another remedy is vipera. Başka bir remedi de vipera. Let me show the vipera. Vipera, the keynote of vipera is that they have a lot of congestion in the part when it is hanging down. Vipera'nın anahtar bulgularından bir tanesi aşağıya sarkan bölgelerde bir konjesyon olması, kanın toplanması. So the congestion in the obstructed part due to thrombosis is very important for vipera. Vipera için tromboza bağlı gelişen konjesyon bölgesinde kullanabilecek önemli bir remedi. Okay. So arnica is an important remedy for many reasons. Eh? Arnica pek çok sebeple çok önemli bir remedi. Also for psychological shock. Aynı zamanda psikolojik şok için de çok önemli. So they withdraw and they tell you that they are okay. They do not want to open up. Yani onlar kendilerini açmak istemezler hastalar. Böyle bir kenara geçip çok iyi olduğunu söylerler. Another mental emotional symptom is that they go into a semi-coma. Başka bir zihinsel duygusal semptom ise bir semi-coma haline gelmeleri. So this person has been under the stones and they recover him and he is in a shock and he is half unconsciousness and he will respond when you ask something but afterwards he simply goes back into a semi-coma. Yani bu hasta semi-coma halindeyken herhangi bir şey sorduğunuzda kalkıp size cevap verir ve daha sonra tekrar yani bilinçli hale gelip kısa bir süreliğine size cevap verir ve tekrar daha sonra semi-comaya girer. It is similar to opium. Ve bu opiuma benzer. Now a very important remedy for the injuries of the abdomen and the abdominal organs is belisperanis. Karın ve karındaki organlar için organların zedelenmesinde çok önemli bir remedi belisperanis. It is one of our main remedies for injuries to connective tissue, muscles, tendons, ligaments. Bağ dokuları, tendonlar, ligamentler gibi dokular için dokuların zedelenmesinde çok önemli bir remedi. It is similar to arnica, but it does not have such an influence on the circulation. Arnika'ya benzer fakat arnika gibi dolaşım üzerine çok etkisi olan bir remedi değil. Therefore, you usually do not see ekimosis when you need belisperanis. Onun için belisperanis'e ihtiyacımız olduğunda ekimoz yani morarma görmüyoruz genellikle. I've put examples of belisperanis in both of my books. Her iki kitabımda belisperanis ile ilgili örnekleri var. So that you learn to know it, it is an important remedy. Yani önemli bir bilmemiz gereken bir remedi. So if there is a trauma on the abdomen, the pelvis and the organs in the abdomen and the pelvis, belisperanis is the first remedy. Eğer abdominal bölgede travma var, pelviste, abdominal bölgede ve daha derin organlara doğru bir travma varsa belisperanis önemli bir remedi. İlk kullanacağımız remedi. Also if there is a problem with the pelvis itself, painful. Yani, aynı zamanda pelvis bölgesinde yani alt karın bölgesinde üreme organların bulunduğu bölge bu. Oradaki sorunlar için ağrı gibi. An injury of the pelvis with pain on movement, pain in the ligaments, but the pelvis itself also is painful. Yani pelviste ligamentlere veya pelvis bölgesinde herhangi bir travma olduğunda, zedelenme olduğunda ağrı, hareketle olan ağrı da belisperanis kullanılabilir. Calendula, of course, is also a very important remedy in these circumstances. Bu tarz durumlarda calendula da çok önemli bir remedi. It is our main remedy for wounds. Yaralar için en önemli başlıca remedilerden bir tanesi. So the people will have wounds.
yani yaraları olan insanlarda. Cuts or lacerations. Böyle zedelenmeler veya kesiler. So I have often seen that, for instance, after surgery, when a wound does not close, after calendula, it will close. Çoğunlukla ameliyat sonrası kapanmayan yaralarda kalendula kullanımıyla bu yaraların kapandığını gördüm. In severe cases, you can give it to make sure that the wound will heal well and also that there is no separation. Bu tarz durumlarda yaranın iyileşmediğinde ve aynı zamanda da akıntı olmadığına emin olmak için kullanabilirsin. So if the wound does not heal or separates, often calendula will help it. Eğer yara iyileşmiyorsa veya akıntılı bir haldeyse çoğunlukla akonit yardımcı oluyor. Staphysagra is also one of our main remedies for wounds. Staphysagra da yaralar için başlıca remedilerden bir tanesi. Here the wound does not heal well. Burada yara tam iyileşmiyor. But you see a general oversensitivity of the patient, which is not so clear in calendula. Fakat burada hastada çok ciddi bir hassasiyet var ve bu kalendula da çok belirgin değil. It is limiting the number of audience or because I think it is a limit of 100. Pardon? Ah yes, yes. Ah evet, because they cannot. Okay. I think so. Yes, I had the same last time with the seminar. I couldn't enter. Ya 100 kişiyle sınırlı, diğer arkadaşlar giremiyorlar. Kendisi bile geçen seminerinde kendisi girememiş. I was invited for a webinar and I couldn't enter because there were more than 100 people. Yes. 100 kişi olduğu için kendisi webinarı verecek olan kendisi girememiş. So Staphysagra, maybe it's not well known, it is one of our most important remedies for the healing of wounds when the patient becomes oversensitive. In general, emotionally oversensitive. Yani Staphysagra hastanın duygusal ve genellikle çok çok hassasiyetinin çok arttığı zamanlarda yara tedavisinde önemli bir remedi. This means that they become easily offended, weepy. Yani bu demek ki onlar çok çabuk küser, çok ağlamaklı. Emotionally unbalanced. Duygusal olarak dengesiz. Also physically. Whether the wound is hypersensitive, I do not know. Yani ben dedim ki fiziksel olarak da bir hassasiyet var mı? Yok. Yani emin değilim. Yani o yara çok hassas mı? Emin değilim. O duygusal olarak çok dengede değiller. Yani her şeye böyle alınan, ağlayan tarzda. I don't see a rubric for it. Bunun için bir rubrik arıyor. Yani fiziksel olarak bir hassasiyet var mı? Now, if the wound does not heal well and there is danger of a sepsis, a very important remedy is echinacea. Eğer hasta iyileşmiyorsa ve eğer bir sepsis riski varsa o zaman çok önemli ilaçlardan bir tanesi echinacea. Echinacea is a remedy which can prevent sepsis if the wound is inflaming or when the sepsis is already present. Eğer o yara inflame olduysa, yani probik bir hale geldiyse ve eğer hatta sepsise doğru gidiyorsa o zaman echinacea kullanabileceğimiz remedilerden bir tanesi. Let's see if we can find Materia Medica. Materia Medica'ya bakıyor şimdi. So. Symptoms of blood poisoning, septic conditions. Gördüğünüz gibi kan zehirlenmesi ve septik durumlar genellikle. Hızla bağlı semptomlar. It has even been used in gangrena. Gangrende bile kullanılıyor. So this is a very important remedy which has not a lot of other symptomatology. Yani bundan başka çok fazla semptomatoloji olmayan fakat bu durumlarda çok önemli bir remedi.
You see, it says literally crushing injuries. Ve görüyorsunuz ki çok crushing, yani ezilme zedelenmelerinden bahsediyor burada. And it can be used in lymphangitis. Ve lenfangitte kullanılabilir. Let's see if there is something. So this remedy is important to know. Remediyi bilmek çok önemli. But if we talk about lymphangitis, the inflammation, the infection of the lymphatic system due to a wound, the one yani of the bir main... yaraya bağlı lenfangitten bahsedersek, yani bir yangı oluşturmuş enfeksiyon, enfekte olmuş bir lenf sisteminden bahsedecek olursak, one of the main remedies is of course Buffo. Which one, excuse me? Buffo. Buffo. Remedilerden, ana remedilerden bir tanesi Buffo bunun için. Lenfangit için. So Buffo, the venom of the poison of the toad. Yeah? Buffo, bir şey. This animal. Kurbağa zehri bildiğim kurbağa. Kadarıyla hocam. Evet evet, kurbağa aklıma gelemedi. Kurbağanın zehirinden yapılan bir ilaç. Teşekkür ederim. Kurbağa geldi de kurbağa gelmedi. When we found the toad in the garden, I made a video of the Materia Medica and put it on YouTube. You can see YouTube'da it. YouTube'da bakabilirsiniz. Çünkü kendi bahçesinde böyle bir hayvancığı görmüş ve bununla ilgili Materia Medica'sını anlatmış. Oradan izleyebilirsiniz. So Buffo is known for its effect on the nervous system during convulsions. Yani Buffo'yu biz sinir sisteminde onun etkilerinden biliyoruz. Havale konvulsiyonlara neden oluyor. But it is very well known for another pathology, which is acute lymphangitis. Fakat akut limfangit gibi patolojiler içinde kullanılan bir remedi. So you will see a wound, then you will see the red line following the lymphatic in the lymphangitis. Yani bu lenfatik sistemi boyunca, çizgisi boyunca böyle kırmızı bir çizgi göreceksiniz. Okay. I have put an example of this, I think, in the first volume of my book of a woman who had a cut. Kitabımın ilk bölümünde böyle bir vaka örneği koydum. Bir kesisi olan bir kadın. Don't forget Buffo. There is a lot of there's a lot written about the mental emotional state of Buffo, but it is completely unimportant when you have a lymphangitis. Eh? Yani Buffo'nun çok pek çok zihinsel duygusal özellikleri var, fakat lenfangit olduğu zaman çok önemli değil bunlar. In the same book, I put an example of lymphangitis due to a puncture wound, and it was hypericum. In the second ma, in the second. Book. In the first, I think in the first. Okay. Yani birinci kitapta yine bir böyle bir şey cisim yaralanması şey. Yes. I cannot find the Turkish. Delici. Delici. Teşekkürler. Delici yaralanma vakası örneği koydum ve bu hiperikumdu. Teşekkürler yine. Hypericum is our main remedy for injuries to the nervous, to the nerves. Yani biliyorsunuz ki hipericum sinirlere olan zedelenmelerde kullandığımız başlıca remedilerden bir tanesi. So in the case in the book, the girl had stepped on a thorn and afterwards she developed lymphangitis. Stepped in a thorn. Thorn. THORN from a Tabi diken üzerine basmış ve bu şekilde bir yaralanması olmuş dikenden dolayı, fakat bunun sonucunda lenfangit gelişmiş. So the patient usually have shooting pains along the nerves. Bu hastalarda böyle şey yapar, elektriksel şey gibi ağrılar, yayılan ağrıları olur. So there can be an injury, a crush of the fingertips or of the coccyx, for instance. Ya bu hastalarda parmakların ezilmesi olabilir veya coccyx üzerine düşme sonucunda şikayetleri gelişebilir.
It is one of our main remedies for injuries to the spine because it is rich of nerves. Yani sinirlerden zengin olduğu için, omurga zedelenmeleri için başlıca remedilerden bir tanesi. The most important symptom is this shooting pain. En önemli semptom işte bu böyle delici ağrı. And if you read Kent's Materia Medica, he will describe very good the infected wound that goes into tetanus and that responds to hypericum. Kent'in Materia Medica'sında hipericum'a cevap veren böyle enfekte olan ve yukarıya doğru ağrısı olan vaka örnekleri görebilirsiniz. Hipericum'un ile tedavi edilen. Ledum is very similar. Ledum da çok benzer hipericum'a. But here you have a very interesting thing that the affected part becomes cold. Fakat burada çok daha ilginç bir şey var. Burada etkilenen bölüm soğuk. It becomes cold and dark. Ya soğuk ve koyu renkli. But the pain ameliorates by cold applications. Ve aynı zamanda soğuk olmasına rağmen ağrı soğuk uygulamalarla iyileşiyor. This is very typical for ledum. Ve ledum için bu çok tipik bir durum. It is one of our main remedies for the effect also of stings and punctured wounds. Aynı zamanda yine böyle sokmalar ve delici yaralanmalar için de çok tipik bir remedi. So, okay. For, as you probably know, for injuries to the head, together with arnica, natrium sulfuricum is the most important remedy. Arnica ile beraber natrium sulfuricum kafa travmalarında kullanılan remedilerden birisi. Injuries to head and spine. Omurga ve kafa yaralanmaları. They are often very difficult to distinguish arnica and natrium sulfuricum. Genellikle arnica ve natrium sulfuricum birbirinden ayırmak biraz zor çoğunlukla. It depends a little bit on the symptoms. Bu daha çok semptomlara bağlı. But the symptoms they give, they are usually keynotes that you see in chronic cases. Fakat gördüğümüz semptomlar bu remedide kronik vakalarda genelde gördüğümüz semptomlar. Natrium sulfuricum tends more to depressions after head injuries. Natrium sulfuricum daha çok kafa travmaları sonrasında gelişen depresyonlar da. Mentally emotional changes after head injuries. Yani kafa travmaları sonrası gelişen zihinsel ve duygusal değişiklikler. It's difficult to distinguish. Ve ayırt etmek zor. Let me see what is important otherwise. Başka ne önemli ona bakayım. Of course, symphytum, as you know, for fractures. Ve symphytum bildiğiniz gibi kemik kırıklarında. Sometimes it helps for injuries of the tendons, but usually it is the periost and the bones. Bazen tendon yaralanmalarında da yardımcı olabiliyor, ama genellikle periost ve kemiklerde etkili. It can help for the pain of a fracture, but usually it is used for the promotion of the healing of the bone. Genellikle bu kırığın meydana getirdiği ağrı da etkili olabilir ama genellikle bu kırığın hızlı iyileşmesine yardımcı olan bir remedi. Of course, for the pains, the best remedy is Eupatorium perfoliatum. Tabii ki kemik ağrıları için en iyi remedilerden bir tanesi Eupatorium perfoliatum. Bone pains, also after fractures, they respond very well to Eupatorium perfoliatum. Yani aynı zamanda bu kemik kırıkları sonucundaki oluşan kemik ağrıları Eupatorium perfoliatum'a çok iyi cevap verirler. So this is very important to know. O yüzden bunu bilmek çok önemli. Okay. Just to mention it, you probably know Ruta is one of the main remedies for injuries of the tendons. Yani sadece bir hatırlatmak için Ruta biliyorsunuz ki
tendon yaralanmalarında baş çaremedilerden bir tanesi. It gives the sensation as if the tendon is too short, a kind of stiffness. Burada bu tendonun çok sanki kısaymış gibi bir his yaratıyor. And if they want to move, it is a very the pain is like as if the tendon will break, will they cannot. Ve hareket etmek istediklerinde sanki o tendon kopacakmış gibi bir hisse kapılırlar. Çünkü böyle kasılmış orada bir tutkuluk var o tendonda. It is a tearing, drawing pain. Yırtıcı ve çekici bir ağrı. So if we talk about the compartment syndrome, eğer kompartman sendromundan bahsedecek olursak and the problem with the microcirculation ve küçük dolaşım problemleri, mikro dolaşım problemlerinden bahsedecek olursak the first remedy we think of is arnica. İlk remedi düşünmemiz gereken arnika. But they also mention numbness and tingling in such circumstances. Fakat bu tarz durumlarda uyuşukluk ve karıncalanmalardan da bahsedebilirler. And then we come again more to aconite, although it is more known for mental emotional trauma, it is also useful in the physical trauma because it has a big influence on the circulation. Ve o zaman yine arnikaya geliyoruz. Her ne kadar arnikayı zihinsel duygusal şikayetler için bilsek de bu tarz durumlarda da kullanılabilir. Yani küçük mikrosirkülasyon problemlerinde ortaya çıkan uyuşukluk ve karıncalanmalarda. Now here it is. I remembered it being in third degree, but it is in upper limbs. Yani burada üst ekstremitelerde hissizlik bulduğunda üst uzuvlarda hissizlik aconite'ı görüyorsunuz. With a big influence on numbness and tingling, the circulation aconite also for this compartment syndrome is important. Yani bu tarz şikayetlerde uyuşukluk ve karıncalanmada aconit, kompartman sendromu nedeniyle meydana gelen şikayetlerde aconit önemli bir remedi, aklımıza gelmesi gereken. This compartment syndrome is very similar to post-traumatic dystrophy. Ve bu kompartman sendromu da post-traumatik distrofi durumuna çok benziyor. At least what I have seen from it. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Why does he do this? So post-traumatic dystrophy, it is due to the fact that the nerve system and the circulation, they do not go out of the shock. Yani post-traumatik distrofide şu oluyor, şoktan dolayı meydana gelen bu dolaşım ve sinir sistemindeki şikayetler yok olmuyor. So there is a response of the sympathetic nervous system to a physical trauma and this response should stop after some time and in the post-traumatic dystrophy it does not stop and therefore the circulation and the functioning of the nervous system in the part is disturbed. Yani meydana gelen travma sonrasında buna bir cevap olarak sempatik sisteminde aslında bir cevap oluyor. Bir reaksiyon oluyor ve bu reaksiyon belli bir süre sonra bitmesi gerekiyor. And ancak bu tarz post-traumatik distrofide o bitmiyor ve şikayetler kalıyor. Yani dolaşım sistemi ve sinir sistemindeki şikayetler kalıyor. Aynı şekilde bu And reaksiyon devam ediyor. This can give severe neuralgic pains. Ve bu çok ciddi nörolojik ağrılar bırakabilir. Where you can use hypericum, for instance. Ya burada mesela hypericum kullanabilirsiniz. But in my experience, an important remedy for such problems is what they call the chronic arnica. Fakat benim tecrübelerime göre bu tarz problemlerde kronik arnika etkili. And
And I'm sure you will find some situations in the people who are in the earthquakes. Ve bu deprem sonrası da böyle bu tarz vakalara rastlayabileceğinizi düşünüyorum. So an important remedy for this is sulfuricum acidum. An important remedy for? For this post-traumatic dystrophy. Bu post-traumatik distrofide önemli bir remedilerden bir tanesi de sulfuric acid. Sulfuricum acidum has a big influence on the circulation. Sulfuric acid'in dolaşım üzerine çok büyük bir etkisi var. So it is known for chronic effects of injuries. Aslında bedenelmelerin, bu yaralanmaların kronik etkileri için bilinen bir remedi. You see bruises. Görüyorsunuz zedelenmeler. As it affects the circulation, there will be ecchymosis. The part will become blue. Yani burada dolaşım etkilendiği için ekimoz olacak. Yani o bölge mavileşecek. So it's similar to arnica, but arnica will not act, or you will need it when arnica stops acting, but the cure is not completed. Yani ne zaman ihtiyacımız olur? Arnika etki etmediğinde veya arnikayı kullandık ve artık etki yani bunu tamamlayacak bir şeye ihtiyaç olduğunda sulfurik asit arnikanın etkisini tamamlar. You see it even has been used in gangrena after injuries. Görüyorsunuz ki zedelenme bu hasar sonrası gelişen gangrenlerde de kullanılmış sulfurik asit. So this is one of the deeper acting remedies that you will need in people with severe physical trauma, like in earthquakes. Yani bu ciddi fiziksel travma yaşayan insanlarda ihtiyacınız olabilecek ve derin etkili bir remedi sulfurik asit. You see it also has neuralgia. Aynı zamanda nöralji de olduğunu görüyorsunuz. The neuralgic pains which you can see in such syndromes. Bu tarz sendromlarda görebileceğiniz nörolojik ağrılar. The pains appear gradually and disappear suddenly. Bu ağrılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve ani bir şekilde yok oluyor. And the patient is very chilly. Ve bu hasta çok üşüyen bir hasta. Now, sulfuricum acidum is very important also in the crush syndrome. Sulfurik asit crush sendromunda da çok önemli bir remedi. So a problem in the crush syndrome is that the kidneys they fail. Crush sendromundaki problemlerden en önemli problem böbreklerin etkilenmesi, böbrek yetmezliği olması. So this is because the pressure on the muscles when they release it, there are so many toxins because of the atrophy of the muscles that the kidneys cannot There was an interruption. As far as I heard, crush syndrome'unda bir ezilme, uzun süreli bir ezilme sonrasında bu ezici şey, duvar her neyse ortadan kalktığında yani o bölgede toplanan bütün toksinler vücuda yayılıyor ve böbrekler bununla başa çıkamıyor. So which part did you not hear? You don't know. Okay, I think I'll translate it. So it is a very interesting phenomenon that the people who are under a lot of weight for many hours or days, when they release the weight, due to the toxins that are released because of the atrophy of the muscles, the kidneys, they fail. Yani burada insanlar uzun süre boyunca ağırlığın altında kaldıktan sonra bu kas ezilmesinden dolayı meydana gelen toksinlerle başa çıkamayınca böbrekler yetmez oluyor, böbrek yetmezliği oluyor. And in the urine, you will see the granule casts or tubes of casts. Ve buralarda bir takım, yani idrara baktığınızda bir takım kalıntılar görülebilir, granüller görebiliriz.
You see, sulfuric amastum is one of the remedies. Ve görüyoruz ki bu durumda sulfurik asit remedilerden bir tanesi. So if we look to the symptoms of such of the described syndromes, we are looking for the remedies that have a connection with injuries. Yani biz bu tarz vakaların semptomlarına baktığımızda bu şeyle hasarla ilgili ilgili olan remedilere bakıyoruz. So sulfuric amastum is one of the remedies that can prevent this kidney failure after an injury. O yüzden sulfurik asit bu böbrek yetmezliğinin önüne getirebilecek travma sonrasında, fiziksel travma sonrasındaki böbrek yetmezliğini engelleyecek remedilerden bir tanesi. So it is a very important remedy for the chronic effects or the more serious effects of a physical injury. O yüzden fiziksel bir hasar sonrasındaki kronik ve uzun süreli etkileri için önemli bir remedi sulfurik asit. Of course we know Apis is an important remedy for the kidneys, but with Apis we always have edema. Yani biliyoruz ki Apis de böbrekler için çok önemli bir remedi, fakat biliyoruz ki Apis'te her zaman ödem var. This is a different kind of pathology, I think. Ve bu sanıyorum daha değişik bir patoloji. Another remedy which is important in this rubric is terebintina. Bu rubrikte önemli bir remedi daha terebintin. Terebintina also gives kidney failure with these casts in the urine. Terebintin de idrarda bir takım kalıntılarla giden böbrek yetmezliği neden oluyor. But it provokes a lot of bleeding and therefore the urine will be black or like Coca-Cola, they say. Fakat çok kanamalı bir durum yaratır. O yüzden idrar ya idrarın rengi ya Coca-Cola gibi ya da siyah renkte olur. So it is terebintina also is a very important remedy in this area. Terebintina bu alanda çok önemli bir remedi. I cannot open the keynotes, but let me try again. Anahtar bulgularını açamıyorum ama tekrar bir bakayım. Deneyim. Such remedies like sulfuric amastum, terebintina, they are very often overlooked, but they have a very deep action and they can be very useful in certain circumstances like we have now. Yani sulfurik amastum ve terebintina gibi remediler genelde biraz göz ardı edilirler, unutulurlar. Fakat bu tarz böyle şu an geçtiğimiz durumlarda ki olaylar için önemli remediler. Yes, so terebintina it gives the hemorrhages. Terebintina bu tarz kanamaları veriyor. And important is that usually the concomitant symptom is they have tympanitis. Ve burada önemli bir semptom şu, konkomitan yani aynı zamanda var olan semptom timpanit. This is what I wanted to add. Yani kulak zarının iltihabı. So, let me see in this rubric. Çok özür dilerim. Timpanitten bahsederken acaba omentum iltihabından mı bahsediyor yoksa kulak? Olabilir, belki ben kulak gibi anladım. Do you mean the omentum in the abdomen or the ear? Tympanitis when no, you mean? Tympanitis is a swelling, hard swelling of the abdomen like a drum. Evet evet, haklısınız. Yani böyle bir şey gibi, davul gibi şeyin karnının şişmesi. Teşekkürler Gamze. Okay. Rica ederim, sağ ol. So also, of course, arsenicum you can see in these problems where the kidney are failing, but with arsenicum you will usually see the burning pains. Arsenicum da bu tarz böbrek şikayetlerinde kullanabileceğiniz bir remedi, fakat arsenikte biz yanıcı ağrıları görüyoruz. The patient is cold, has burning pains, restless. Hasta üşüyor, yanıcı ağrıları oluyor, huzursuz. Phosphorus is similar, but phosphorus also has a tendency to bleeding, which arsenicum does not have so much. Phosphorus da aynı şekilde yanıcı ağrıları olur, fakat fosfor daha çok kanamaya meyilli, ki bu arsenikte olmayan bir durum. Now let's go back to the general. Şimdi genellere gidelim tekrar.
Another very important remedy for the chronic effects of an injury or the more serious effects is strontium carbonicum. Zedelenmeler sonucundaki etkiler için, ciddi etkiler için kullanabileceğimiz bir remedi daha strontium carbonicum. Strontium carbonicum has affects many parts of the organism. Strontium carbonicum organizmanın pek çok bölümünü etkiliyor. It is similar to sulfuric acid in the sense that when there is an injury, the organism does not recuperate on a local level. Sulfuric acid'e benziyor şu şekildeki herhangi bir zedelenme olduğunda organizma lokal bölgesel bir şeyde seviyede iyileşmiyor, toparlamıyor. So you can also see it in this post-traumatic dystrophy. O yüzden bu tarz post-traumatik distrofide de ihtiyacımız olabilir. But it does not have the tendency to hemorrhages like sulfuric acid. Fakat sulfuric acid olduğu gibi kanamalara yatkınlığı yok bu ilacın. So you see there is the keynote chronic complaints of the ankle. Ve görüyorsunuz ki burada bir anahtar bulgu var. Ayak bileğinin kronik şikayetleri. So this is the ligament which does not recuperate after a sprain. Burada bir burkulma sonrasında iyileşmeyen ligament ayak bileğinde. They will have a swollen ankle for years. Senelerce bu ayak bileği şiş kalır. So this is an example, but it can be any ligament or any connective tissue which is affected chronically. Bu sadece bir örnek fakat bu herhangi başka bir bağ dokusu olabilir. Hayır, o akşam geç demek değil. Esra Hanım. O aynı anlamlı olur bir kere. Zıt anlamlı değil. Mikrofon Esra Hanım. Yes. Neye alacakmış? Anne neyi alacakmış yine de? Esra Hanım mikrofonunu açın. Var vardı ya kediyle tavuğun ayakları toplamını soruyor. So, but also strontium carbonicum has a general effect from shock or injury. Bu strontium carbonicum'un genel bir bu zedelenme sonrası şok veya bir travma şey sonrası. Genel etkileri. Could you please repeat because I was confused by this yes. Sound. So this strontium carbonicum, apart from the local effect, also has a general effect. Ya bahsettiğimiz bir bölgesel etkisinden başka aynı zamanda bu tarz olaylardan sonraki genel etkilerde genel olarak da etkili bir remedi. So for some reason the organism in its totality does not recuperate easily from an injury. Bir şekilde organizma bütünsel olarak bu zedelenmeler sonrası kendine gelemiyor, toparlamıyor. So you see they can even have a collapse. Yani bir kolaps bile nasıl diyeyim bunu Türkçe? So çökme. Çökme orada olabilir ne başka da uygun bir kelime. So these, yes, can I continue? Bu tarz durumlara yol açabilir, evet. So these are the people, they get out of the earthquake and they are in shock and they are in a collapsed state. They are completely cold. Yani bu yıkılmış bir durumda oluyorlar. Yani tamamıyla bu şeyden sonra, diyelim işte bir deprem sonrası, şoktan dolayı tamamen soğuk, böyle bir yıkılmış gibi. Strontium carbonicum has an influence on the circulation in the sense that it also can give congestions. Ve bu strontium carbonicum dolaşım üzerine bu tarz başka bir etkileri var. Öyle ki konjesyona yani o kanın göllenmesine neden olabiliyor. So the patient can be in shock with collapsed state with coldness but with local congestions. O yüzden hasta böyle bir çökmüş bir şekilde bir soğuk fakat konjesyonlu bir şekilde aynı zamanda olabilir. And it is a remedy in which you can see that patients do not recuperate.
Ve bu durumu toparlamayan hastalarda görebiliriz So tabloyu. they have been in an earthquake, they have been in the hospital, they go home, but they remain weak and there is no development in the case. Yani bu hastalar depremde bulundular, hastanede kaldılar. Daha sonra eve gittiklerinde hala böyle bir çöküş halinde hayatlarını devam edebiliyorlar. So it is also an important remedy in the chronic consequences of such a trauma. O yüzden bu tarz travmaların kronik sonuçları için de önemli bir remedi. Tronsiyum karbonik. Good. Let's see. This we already talked about. So let's see if we go to injuries of the back. Sırt zedelenmeleri. Ah, yes, an important remedy for injuries of the coccyx. Coccyx'e olan travmalar için önemli bir remedi. Which is often forgotten is kalibikromikum. Ki çoğunlukla unutulan bir remedi kalibikromikum. They have a lot of problems with the coccyx. Burada coccyx'le ilgili pek çok problem var mevcut. Let me see if I can find the modalities. Modaliteyi bulabilir miyim bir bakayım. Of course we know this remedy from the katara. Tabii bu böyle akıntılar, yoğun akıntılardan biliyoruz bu remediyi. So you see it is in many rubrics, pain of the coccyx on waking. Burada çok rubrikler var görüyoruz. Uyandığında coccyx ağrısı, kuyruk sokumu ağrısı. And you see it as pain in the coccyx as from a blow. Ve görüyoruz ki bir vurma sonucunda ki bir ağrı gibi bir ağrı. So this symptom comes from the proving, so therefore we know you can also use it when there is an actual injury. Bu sendrom, bunu biz kanıtlama çalışmalardan biliyoruz. O yüzden bu tarz bir incinme, hasar sonrasında gelişen semptomlarda, bu tarz semptomlarda kullanabiliriz. Let me see, because there should be some modalities, but where are they? May I help you? Yes, you can help me. Yes. You can search with the advanced search and write coccyx in the words and the kalibikromikum to the remedy. You can find all the modalities. Yes, thank you. You're welcome. So you see the patient, they cannot sit with kalibi. This is what I remembered, but I wanted to see the ruby to be sure. Yani bu oturamıyor bu hastalar. Rubrik bu ama yani bu semptom hatırladığım kadarıyla, fakat emin olmak için rubriği bulmak istiyorum. So they have severe pain in the coccyx and this can be after an injury and it is very painful when they sit but also when they rise from sitting. Yani bu hastalarda bu tarz hasar sonucunda kuyruk sokumunda çok ağrıları olur ve bu oturdukları zaman ve kalkarken var olan bir ağrı. Yeah, you see there is a soreness as if they have been beaten on the coccyx. Ve sanki bir darbe almışlar gibi bir ağrı olur. So this remedy they often do not think of in such cases, but it is very important. Yani bu vakalar, bu remedi pek bu durumlarda aklımıza gelmiyor. Fakat önemli bir remedi bu tarz durumlar için. You see, the coccyx also cannot be touched. It's very sensitive. Yani görüyoruz, aynı zamanda kuyruk sokumu çok hassas, dokunulamıyor. And it is also worse from walking, yes, I remembered well. Ve yürürken de kötü. Evet, iyi hatırlamışım. Yürürken de kötü.
So they are in a very miserable situation because they cannot sit but they can also not walk. Yani böyle çok kötü bir durumdalar. Hem oturamıyorlar hem yürüyemiyor bu hastalar. So therefore it is an important remedy for these serious injuries of the coccyx. O yüzden kuyruk sokumuna ciddi hasarlar sonucunda gelişen bu tarz şikayetler de çok önemli bir remedi. Of course next to the known remedies like arnica and hypericum. Tabii ki arnica ve hypericum gibi remedilerin yanında. Okay. So let me go back to this rubric. Hocam bu remedinin adı neydi? Kali bir şey dedi ama ben. Kalibikromikum. Kalibikromikum. You see it is also in third degree. Hocam bir soru sorabilir misiniz? Rusluk'ta da ilk hareket zor oluyor ama hareket ettikçe vücut rahatlamaya başlıyor. Kalibikromikum'da da aynı şeyler mi oluyor hocam? Is it the same as Rusluk's? Like the pain is more in the first when they begin to move and then they ameliorate? Or what is the difference between kalibikromikum and in this sense and Rusluk's? Kalibikromikum is worse from motion. Kalibikromikum harekette kötüleşiyor. So they are worse when sitting, but they are also worse when rising, and they are worse when walking, and the Rusluk's will be better from walking. Yani hem oturduklarında, hem kalkarken, hem yürüdüklerinde kötü kalibikromikum. Ama Rusluk's yürüdükçe, hareket ettikçe iyileşiyor. Bu da harekete devam etmek de kötü. So you see it is also in third degree in urine with most. Aynı zamanda idrarda kalıntılar, atıklar rubriğinde de önemli bir remedi görüyorsunuz. So for this crush syndrome where the kidneys are affected, also it is an important remedy. O yüzden böyle crush sendromundaki tutulumlarında, böbrek tutulumunda önemli bir remedi kalibikromikum. Let me see. Now, if we look at fractures, we talked about symphytum and eupatorium perfoliatum. Yani biz kırıklarda symphytum ve eupatorium perfoliatum'dan bahsettik. You see in this rubric of compound fractures. Görüyoruz ki böyle kırıklarda, çoklu kırıklarda. We see lachesis. Lachesis'i görüyoruz. The lachesis is actually not correct in this rubric. Aslında bu rubrikte lachesis değil, doğru değil. Because the problem of lachesis, if you read herring where the symptom comes from. Çünkü eğer semptomların geldiği herring materia medicasını okursanız lachesis bölümünde. Is that there due to the fracture there is a problem in the circulation and the part will become black blue and there is the danger of sepsis and amputation. Yani burada kırığa bağlı olarak bir dolaşım etkileniyor ve buna bağlı bir kanama olup morarma meydana geliyor ve burada bir sepsise riski oluşuyor bundan dolayı. So lachesis is one of our main remedies to prevent gangrene and sepsis in a complicated fracture where the part becomes dark. O yüzden komplike kırıklarda yani o bölgenin siyahlaştığı durumlarda lachesis sepsisi önleyen remedilerden bir tanesi bu durumda. This is one of the cases I was thinking of when I said that we can offer a lot to those patients where allopathy often has no possibilities. Yani bu vakalarda yani alopatinin herhangi bir imkanı olmadığı bu durumlarda aklıma gelen remedilerden bir tanesi olmuştur. I remember a case of a complicated fracture. Komplike böyle bir kırığı olan bir hasta hatırlıyorum. Where the part became dark and they were afraid of gangrene and they were afraid they had to amputate. Burada hastanın böyle bir yaralanma sonucunda kırık sonucunda bir morarma ve korrek vardı ve insanlar gangrenden ve amputasyona doğru
gideceklerinden korkuyordu hekimler. They had no possibilities. There is nothing they can do. Ve burada yapabilecekleri bir şey yoktu. Herhangi bir imkan yoktu bunun dışında. So therefore I was asked if I would be able to help the patient. O yüzden bana soruldu bu hastaya yardımcı olabilir misiniz diye. And with Lachesis we could cure the patient. Ve Lachesis'te bu hastayı biz tedavi edebildik. So the infection stopped and there was no need for amputation. Enfeksiyon durdu ve amputasyona gerek olmadı bu hastada. So this is Lachesis has a very big impact on the circulation also. Ya, Lachesis'in de dolaşım üzerine çok fazla bir etkisi var aynı zamanda. Therefore it is important in those cases where the circulation is involved after a injury. O yüzden böyle bir hasar sonucunda dolaşımın etkilenmesinde çok önemli remedilerden bir tanesi. It is similar to sulfuric acid in this sense. Bu anlamda sulfurik asite benziyor. Also if we talk about microcirculation, Lachesis has a big influence on this. Aynı zamanda mikrosirkülasyona, mikro dolaşıma da Lachesis'in çok büyük bir etkisi oluyor. So it can restore the microcirculation in the affected parts. Etkilenen bölgedeki mikrosirkülasyon, mikro dolaşımı toparlayabilir, iyileştirebilir. Similar to sulfuric acidum, strontium carbonicum. Sulfuric acidum, strontium carbonicum gibi. Arnica. Arnica gibi. So this is a very interesting remedy in the effects of the earthquakes and the people who have been under the fallen houses, the stones, whatever. Yani bu tarz böyle depremzedeler için önemli bir remedi. Okay. So far what I wanted to tell. It is all? Yes. So if there are any questions. Söylemek istediklerim bunlardı. Eğer sorularınız varsa. There are of course many many more remedies but tabii çok fazla remedi daha var. This is to my opinion the most important. Fakat bana göre bunlar en önemlileri. Of course any combination of symptoms can give any remedy in such circumstances. You always have to look at the symptoms. Bu tarz durumlarda tabii ki her semptom kombinasyonu, her remediyi gösterebilir. Her zaman buna bakmak gerekiyor. Are there any other symptoms where you think of, which you want to ask about, or are there any other? Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bir şey ameliyat sorabilir miyim? Tamam, peki. Şimdi kişi şöyle düşünüyor. Artık hani bu hayatta neden varım? The person is thinking, why am I in this life? Excuse me? Efendim? Bomboş bir durumda. Hani hayatı soruluyor. Ben niçin varım? The person says, why I am here? Why I live? What is the sense? There is nonsense. What can we do for this patient? Because of the earthquake? Yes. Yani depremden dolayı. This patient will need probably a chronic remedy he needed before the earthquake. Yani genellikle bu hasta bu deprem öncesi ihtiyacı olan remediye ihtiyacı olacak bu hastanın. It depends on his chronic generals. Bu kronik genellere bağlı tabii ki. Anna, what do you want to ask? Anna Franca. Hello. How long do you wait when there is a danger of gangrene, for example, or? Bir gangren riski olduğu zaman, tehlikesi olduğu zaman ne kadar zaman bekliyorsunuz? After giving the remedy? Yes. Remedi verdikten sonra mı? Evet. Not before long. You take action to amputate, for example? It depends on the danger, but usually you do not wait longer than 24 hours. Bu tehlikeye göre değişiyor fakat genellikle 24 saatten daha uzun beklemiyoruz. Okay. The patient I treated with the Lachesis for this fracture, this patient took Lachesis 10 mg maybe more than once a day for a few days. Yani bu bahsettiğim hasta, yani Lachesis'e ihtiyacı olan, bu kırık sonrası kangren riski olan hasta günde bir kereden fazla
Onem la tesis almış. Vanem or tenem. Tenem. Onem. But you see in the book, with the case of lymphangitis, I used Bufo 50 mg, but in the other case, Hypericum 200 and they had the same effect. Yani bir hastada bu Bufo 10 mg kullandım, fakat başka hastada Hypericum 200 kullandım ve aynı etki. Aynı so etkili. You do not always need high potencies. Yani her zaman böyle yüksek potansiyel ihtiyacınız olmaz. Bu lenfangitte 10 mg kullandım. Başka durumda da 200 hiperikum kullandım mesela. Then there is another question. For the after the stitches, if they are still visible after the operation, and stiff arnica and staphylococcus did not help, which remedy can we think about? Calendula is the first remedy for this. Calendula bunun için ilk remedi. Yani bu soru için. Ameliyat sonrası dikiş izleri için. Arnika ve staphylococcus yeterli gelmediyse hangi remedi düşünülebilir? İlk remedi düşüneceğiniz calendula. So there are two more hands lifted. İki tane daha, hatta üç tane el kalktı. Yes. An. Anna already spoke. The next one is Joyce. Joyce. Oh, hello, hello. Joyce. A question for the people who help and have injuries and they are overwhelmed and overexhausted. Is belisperenis then a good remedy? Bu travma sonrasında çok böyle halsiz olan, çok artık bitmiş olan, bitkin olan insanlara belisperenis iyi bir remedi mi? Belisperenis, yes, and also calendula. Hem belisperenis hem calendula. If there are wounds, calendula also has this sensation of the problem after overexertion. Yani bu eğer if there are wounds. Yes, belisperenis is more with bruises. If there are actual wounds, it is more calendula. Yani bu durumda eğer belisperenis dışında eğer böyle yaralar da varsa bu durumda calendula daha iyi bir seçenek. And then there is another hand of Hacer. Hacer Hanım, bir şey mi sormak Hocam istiyorsunuz? Hocam ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Crash sendromunda sodyum potasyum pompası denilen bir şey var. Bu mekanizma bozuluyor bildiğim kadarıyla. Hücre fizyolojisi yönünden baktığımızda. Şimdi ağırlık kaldırıldığında potasyum kana birden karışıp böbrekleri yetmezliğe götürebilecek bir süreç ne kadar sürede olabiliyor? Bir de şunu öğrenmek istiyorum. O ağırlık kaldırılmadan önce damardan %5 dextroz takıldığında biz bu crash sendromunun önüne geçebilir miyiz? İki sorum oldu hocam. Bu alopatik bir soru bu %5 dextroz da. Ne kadar süre, ne için beklediniz? Crash sendromunun ortaya çıkması için ne kadar süre geçmesi gerekir? She is asking about the crash syndrome. In the crash syndrome, there is a problem arises in the sodium potassium in the sodium and kalium pump. And yes. There is a lot of potassium coming, flushing. And she said that how much time this happens after this weight is taken away from the patient. Well, you can read it, the descriptions. It can happen very fast. Çok hızlı gelişebiliyor bu olay. They also believe it is because of the people they have not taken liquids for a long time. Aynı zamanda uzun süre herhangi bir sıvı almayan insanlarda da bu meydana geliyor. So the kidney does not have enough liquid to dilute the Yes, and for this reason she is also asking if we put intravenous dextrose can we help in this situation? Yes, so the advice is to give this infusion after lifting the weight so that there is enough liquid in the body for the kidneys to get rid of all the yani insanlar uzun süre sıvı almadan kaldıkları için ve bu filtre edebilmeleri
etmesi için böbreklerin sıvı olmadığı için bu tarz dengeleme için. O zaman bu ağırlığı aldıktan sonra zaten bu yapılıyor. İntravenöz sıvı vermek tabii ki faydalı. So this problem belongs to what we call lifestyle. If they do not have enough liquid, you have to give the infusions because you cannot solve it with homeopathy. Yani burada hayat tarzı bölümüne ait bir şey bu. Yani uzun süre sıvısız kalıyor ve eğer yeteri kadar sıvı yoksa tabii burada bir dengesizlik meydana geliyor ve hastalık nedeni olmuş oluyor o da bir yandan. We cannot solve the problems of the lifestyle. This has to be solved before we can do the treatment. Yani önce hayat tarzı dediğimiz yani durum hayat tarzı değişikliği oluyor o süre içinde ve önce bunu biz değiştirmemiz gerekiyor. Yani ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor bir dengele getirmek için ondan sonra. So you cannot give a remedy instead of the infusion. Yani bu tarz bir intravenöz bir infüzyon yerine bir remedi veremeyiz. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Okay. Sıvı yerine koymamız lazım. Good. Any other questions? Eric, in those cases, this is an acute situation. What kind of potency will you start or not higher than? Bu akut durumlarda hangi potansiyle başlarsınız veya hangi potansiyelden daha yüksek en düşük potans ne? Ya da en yüksek potans ne? Well, I would start with 200. 200 ile başlardım. I think 30 is too little seen from the injury. 30 çok düşük bence. But such a shock can make the nervous system very sensitive, so therefore I do not like to start with potencies higher than 200. So I think 200 is the best to start. Yani başlamak için en iyisi 200. And then you can go higher, of course. Huh? Tabii daha yükseğe de gidebiliriz. Okay. Okay. So I think it's time to stop. Yes. I think there was another question. Var mıydı başka? Burada bir cevap gördüm ben. Bir doktor hanımın, Zehra hanımın yani hangi sıvı takılsın, izotonik takılsın falan gibilerden. Ama ister misiniz? Crash sendromu daha küçük altındayken bile gelişebilir. İlk 3 gün yarar alkal değiştirmek için sodyum bikarbonat vermek en doğrusu. O yüzden yoksa dextroz o da yoksa izotonik tercih edilir. Hiçbir izleyeninizde yoksa işte izotonik. Ya çıkarılmadan bu IV. Zaten bu yapıldı yani hep gördüğüm. If because of very cold weather what is the remedy we can give when there is they stay too long in the cold, so they freeze? We can look in the rubric becoming cold aggravate. Yani bu rubriğe bakabiliriz soğuk kötüleşme rubriğinde. If they become undercooled, you mean? Huh? Yes. Yes. So these, of course, will be the cold remedies. Yes. Translate. Bu soğuk remediler kısmında buluruz bu remedileri. Bu rubrikte. If we look at the rubric, those remedies who are can become or quite. Is there any ailments from? I don't know. Dan dolayı. But for instance, camphora. Yeah, this is a remedy that has also seems like in a shock with coldness. Camphora, yeah. Mesela. Let me see because it is. Bundan dolayı gelişen semptomlar donmaya bağlı. Carbo vegetabilis.
Carbovegetabilis var. It's also a remedy which can become very cold and has symptoms of shock. Burada da şok semptomları olabilir. Öyle bir şey, çok aşırı soğukta kalmak kaldıktan sonra. Hipotermi de olabilir mi? Efendim? Hipotermiye bakabilir miyiz acaba? Öyle mi baksın? Is there any rubric hypothermia? Yes, but it is a new rubric. Let's see what it is. Yeni bir rubrik, evet, var, hipotermi. It is not very useful. Ama çok faydalı bir rubrik değil. Ailments from becoming cold. No, we have to use the rubric becoming cold aggravate. Yani bu en rubrik bu. Üşümek agreve ediyor. And you have to look for the remedies in this rubric that have a tendency to have this, the cooling like you see in shock. Evet, yani şokta gördüğümüz şey gibi, durum gibi. Okay. So it is time to stop now. Okay. So thank you all for listening. I hope çok teşekkürler. Eminim faydalı bilgiler olmuştur sizin için. Bir sorabilir miyim hızlıca? Can very very quick she ask something? Yes. Depremde insanlara yardım edenler için çok yorgun ve uykusuz düşüyorlar ya, bu durumlarda kullanabileceğimiz ana remedilerle ilgili bir önerisi olur mu? For the people who are helping this kind of the people who are in that area and they become very tired and what can we use something from them? Usually it is their chronic remedy they need. Genelde kronik remedilere ihtiyacı oluyor. Kendi kronik remedisine. Or a remedy from weakness from overexertion, like for instance belisperenis. Veya belisperenis gibi, yani çok fazla yormak, çok fazla kendini yormak sonucunda gelişen bulgulara. Arnica also is mentioned for this. Arnica da bu durumlarda bahsedilen bir remedi. And of course our main remedy for ailments from overexertion is calcarea carbonica. Ve aynı zamanda başlıca remedilerden bir tanesi kendini çok fazla yorma sonucunda meydana gelen şikayetleri calcarea carbonica. There's a question about cocculus. Yes, cocculus affects the nervous system and can be used in those symptoms where there is a lot of numbness for instance. Yani kokulusla ilgili bakıyorum, bir şey var. Yani kokulus da bu tarz durumlarda kullanılabilir. Özellikle bir uyuşma hali olduğu zaman. Apart from that, if you think about the people who are helping, it has symptoms from lack of sleep, of course. Çünkü bu insanlarda aynı zamanda uykusuzluktan dolayı var olan gelişen semptomlar var. They will get vertigo and nausea. Ve onlarda baş dönmesi ve bulantı gelişebiliyor. Okay. Yani bu remedi de tabii remedi. Okay, thank you all for listening. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hope to see you another time, other circumstances. Sağlık hocam, çeviriniz için. Thank you so much. Teşekkür ederiz, çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Thank you very much, Mr. Eric. Take care. Hope to have better circumstances. Yes. I hope you can help everybody with information. Happy circumstances. Bye-bye. Çok teşekkürler. Thank you so much. Tamam. Tam bu zamanlarda yaparız remediler inşallah.